Ne oldu, kız nerede? Sorma, kız kaçtı. Kaçtı mı? Vallahi kaçtı. Kaçla göz arasında yok oldu. Ulan siz ne diyorsunuz be? Ne olacak şimdi? Nasıl söyleyeceğim? Ne hesap vereceğim? İlfer öğretmen. Öğretmenim. Kim bu saldırganlar? Bilmiyorum. Baba baksana ne kötü dövmüşler. İşte şimdi gerçek bir erkek gibi davrandı. Cesur, becerikli ve güçlü bir erkek. Ne var senin? Konuş benimle. Benden bir şey mi saklıyorsun? İşler ters mi gitti? Söylesene be adam. Kız kaçtı. Yakacağım bu ovayı Abdurrahman. Yakacağım. Nasıl dirliğini kurduysam yerle bir edip yakacağım. Bu evden gideceksin Elif. Baba evine dönmek istemezsen bir otel, bir daire, ne bileyim kalacak bir yer bul işte. Ama burada olmaz. Eğer biraz becerikli olup da şu Ceylan avucunu alsaydın hiçbir şey yapamazdın. Kız beni istemiyor. Zorla güzellik olmaz. Hoş geldin Hüsnü Hatun. Hoş bulduk. Başınız sağ olsun demeye geldim. Buyurun içeri girelim. Adliyeye gelmeyi reddetsem beni zorla mı götüreceksiniz? Gerekirse evet. O halde götürün bakalım savcı hanım. Hadi zorla götürün beni. Bu gerçek Esma Hatun. Ama Candar Bediroğlu bir oğlu olduğunu hiç bilmedi. O çocuk benim torunum da Esma Hatun. Adını Can koydu. Ceylan. Ceylan. Ceylan bu gece seni şaraphanede bekleyecek. Ne diyorsunuz siz? Nereye götürüyorsunuz kızımı? Candar'a kızınızı cinayet zanlısı olarak tutukluyorum. Ne yaptı kızım? Kimi öldürdü? Kız kardeşi Ceylan'ı. Ne? Hepsine söyledim. Ama neden hala beni burada tutuyorlar bilmiyorum. Babam bir şey yapsın, kurtarsın beni buradan. Başın sağ olsun. Ağam başın sağ olsun. Tamam. Savcı hanım, kızım çok perişan. Ne olur onu cezaevinden çıkarın. Bu benim elimde değil Esma Hatun. El bebek, gül bebek yetişen bir kız öyle bir yerde nasıl yaşar? Oraya göre bir insan değil o. Sakin olun. İlk duruşmada tahliye olacağını ümit ediyorum. O kadar bekleyemez, ölür. Çünkü masum, sultan masum. Tamam, bu da ortaya çıkar zaten. Tutuksuz yargılanır. İstediğiniz kadar kefalet yatırırız. Yeter ki kızımı içeride tutmayın. Onu da mı kaybetmemi istiyorsunuz? Sizi anlıyorum ama... Anlayamazsınız. Çünkü siz anne değilsiniz. Benim acımı nasıl anlayabilirsiniz?
Sultan'ı orada çürütemem. Anlıyor musunuz? Çürütemem. Lütfen yavaş Esma Hatun. Burası resmi bir daire. Şimdi işime dönmek istiyorum. Sultan oradan çıkacak. Eğer kızımı siz çıkarmazsanız ben çıkaracağım. Orayı yıkar yine çıkarırım. Bana bak. Çıkaracaksın Esma. Onu anladın mı? Çıkaracaksın. Lütfen onu buradan götürün Candar Ağa. Hadi Esma. Gel benimle gidelim. Hala inanamıyorum. Sultan kardeşini öldürmüş. Herkes öyle söylüyor. Ama Sultan inkar edip duruyormuş. Ama deliller hep aleyhinde. Candar Ağa ile Esma Hatun'un durumunu düşünebiliyor musun? Buna nasıl dayanacaklar bilmiyorum. Yazık. Candar Ağa'yı da bir daha göremeyiz artık. Aklına bile gelmeyiz. Evet. Ölen kızının ardından mı yansın? İkinci eşinin yasını mı tutsun? Yoksa kızını hapisten mi kurtarsın? Bu kadar derdin arasında bir de bizimle uğraşacak değil ya. Biz ona yardım edebiliriz. Biz mi? Nasıl? Şu karşıdaki evde son nefesini veren yaşlı kadın. Evet. Esma Hatun'un söylediklerini duymuştun. Müthiş bir sırdı. Bu Candar Ağa'nın bütün hayatını değiştirebilir. Bakalım doğru mu? Bana biraz fazla uçuk geldi. Gerçek dışı gibi. Ölmek üzere olan biri yalan söylemez Nilüfer. Belki bu ümit Candar'ı yeniden hayata bağlayabilir. Evet, şaraphaneye kardeşimi Ali Kirman'la yakalamak için gitmiştim, bu doğru. Görüşmelerini önlemek istiyordum çünkü. Ceylan'ın öyle tehlikeli biriyle kaçak bir katille ilişkiye girmesi çok yanlıştı. Ama ne yazık ki geç kalmıştım. Kardeşim çoktan öldürülmüştü. Pekala, hep aynı şeyleri tekrar ediyorsun. Çünkü bundan başka bir şey bilmiyorum. Çünkü söylediklerimin her kelimesi doğru. İlave etmek istediğin başka bir şey? Hayır, yok. Anlaşıldı. Sanık avukatının ilave edeceği başka bir şey var mı? Müvekkilimizin savunmasına aynen katılıyoruz. Hakim Bey, müvekkilimiz tanınmış bir ailenin kızı olup adresi bellidir. Mahkemeniz tarafından uygun görülecek bir nakdi kefalet karşılığı tahliyesini istiyoruz. Sanık sabit ikametgah sahibidir. Sorgusu yapılmıştır. Deliller büyük oranda toplanmıştır. Bu nedenle tahliyesine karar verilmesi kamu adına mütalaa olur. Gereği düşünülmüştür. Dava ile ilgili başka delillerin bulunması ve soruşturmanın derinleştirilmesi açısından bir sonraki duruşma 11.05.2003'tedir. Ve tahliye talebinin reddi ile tutuklu halinin devamına itiraz hakkının hatırlatılmasına karar verilmiştir. Tamam anneciğim, beni merak etme. Gayet iyiyim. Evde rahat. Bak gelince buralara bayılacaksın. Tamam. Tamam. Sen merak etme. Ben üşütmem. İyi bakarım kendime. Sayın Savcı, Sultan Bediroğlu katil değildir. Ceylan'ı ben öldürdüm. Sultan haksız yere cezaevinde tutulmaktadır. Halen cinayetten aranmaktayım. İki cinayetten aranmakla bir cinayetten aranmak arasında hiçbir fark yoktur. Kaçmaya devam edeceğim. İmza Ali Kirman.
affedersiniz, bir şey sorabilir miyim? Evet, buyurun. Geçenlerde ölen o yaşlı kadın. Kiracımdı. Evi yeni tuttu ama ömrü vefa etmedi oturmaya. Peki kimi kimsesi yok muymuş? Vallahi anlatıp dururdu. Yol üstünde halıcılık yapan damadı ve torunu varmış. Siz yerlerini biliyor musunuz? Bizim hanım herhalde bilir. Onu anlattıydı. Demek Ali Kirman'ı şaraphaneden çıkarken gördüğünü söylüyorsun. Evet savcanım. Peki sen o saatte ne arıyordun orada? Vallahi ben her akşam şaraphanenin arkasındaki sundurmanın altında yatarım. Yani eminsin Ali Kirman'ı gördüğünden. Eminim. Ali Kirman'ı yıllardır tanırım savcı hanım. Aynı aşiretleriniz. Peki başa dönelim. Ali Kirman şaraphaneden çıkarken yalnız mıydı? Yalnızdı. Koşarak hızla geçti yanımdan. Ben de şaşırdım. Sen delisin. Yapmadığın bir işi neden üstleniyorsun? Çünkü o kız tuzağa benim yüzümden düştü. Ne ilgisi var ya? Bak, Ceylan'la şaraphanede buluşacağımız doğru. Ama oraya gittiğimde o öldürülmüştü. Bizim orada olacağımızı bilen biri vardı. Ve tuzak hazırladı. Cinayeti işlemişti. Ama benim üzerime yıkmak istiyordu. Tamam, kaçtın, kurtuldun işte. Ama şimdi de ne diye suç üstüne alıyorsun? Bekle Yusuf, bekle. Çözülecek bu olay. Görgü tanığının anlattıklarından Ali Kirman'ı eskiden beri tanıdığını anladık. Ve olay yerindeki izler rapora alındı. Bu mektupla da katilin Ali Kirman olduğu kesinleşti. Kızınız ilk duruşmada özgür olacaktır Candara. Rahat olabilirsiniz. Demek bunu da Ali Kirman yaptı. Daha önce ayağıma kadar gelmişken onu öldürmediğime çok pişman. O zaman da siz cezaevinde olacaktınız Candara. Ama Ceylan yaşayacaktı. Nedense Ali Kirman'ı bir türlü adi bir katil olarak görmek istemedi. Sanki ona hep bir yiğitlik, bir mertlik atfetti. Evet, düşmanımdı ama iğrenç biri değildi. Ne kadar yanılmışım. Peki bu itirafnameyi yazması sizce de tuhaf değil mi? Eğer vicdan azabı çekecek kadar iyi biri ise cinayeti neden işledi? Ve neden gelip teslim olmadı? Sultanın şaraphaneye gideceği hesapta yoktu. Sonuçta benim yerime onu yakaladı. Sana ne ondan? Sen kendine bak. Böyle dağlara kaçarak daha ne kadar yaşayacaksın? O kız cezaevinde ölür. O şartlara dayanamaz. Bense zaten kaçarım. Benim için hiçbir şey fark etmeyecek. Ama bu tezgahı kuranı mutlaka bulacağım. Cezasını da kendim vereceğim. Candara! Arif ağa, hayrola? Hayırdır, hayırdır. Çarşıya inmişken Elif kızımızı da aldık. Ben hemen geliyorum. Nasılsın Elif? Teşekkür ederim. Haberleri aldık. Çok üzüldük. Sağ ol. Candara, sana öyle bir şey söyleyeceğim ki bütün acıların bir anda sona erecek. Hayatında yeni bir güneş doğacak. Ne diyorsun Elif? Yarın bekliyorum. Bütün rüyalarınız gerçek oluyor Candara. Elif, dönelim mi? Dönelim. Hayırlı günler Candara. Size de. Eğer benden bir şey gizliyorsan kötü ödetirim Hamza. Ben senin yanındayım. Efsun, neden gizliyim? Bana Ceylan'ı getirecektin. Olmadı. Kız kaçmaya kalktı. Bağırdı, çağırdı, çığlığı bastı. Onu öldürmekten başka çaremiz kalmadı. Ama bir taşla iki kuş vurduk. Ablasını da katil diye içeri attılar. İyi de elimize ne geçti? Koca Candar'ı yıktık Efsun. Daha ne olsun? Onunla pazarlığa oturacaktık. Elif'i korumaktan vazgeçirecektik. Çünkü bizim için başlıca tehdit o kız. Candar'ın halini bilmiyor musun? Adam yıkıldı. Elif'i görmez artık onun gözü. Emret, anında getireyim Elif'i sana. Bu sefer kanuna bırakmayacağım. Ali Kirman'ın cezasını kendim vereceğim. Evet yap Candar. Yap ki bu çileli dünyadan gözlerim açık gitmeyeyim. Mahkeme, Ali Kirman adlı kanun kaçağının
elle yazıp gönderdiği itirafnamesinin ve toplanan delillerin sanık Sultan Bediroğlu'nun 3 milyar nakdi kefaletle tahliyesine, ancak yargılamanın devamına, itirafnamenin gerçekliğinin ve geçerliliğinin araştırılmasına, hop hemşerim! Rastgele! Nasıl gidiyor? Sıkıntıdan işte. Yoksa daha mevsimi başlamadı. Kulağıma geldi. Sizin köydeki Ali Kirman yine kaçmış dağlara. Bilmiyorum. Haberim yok. Köyde dostu arkadaşı çok. Yardım görüyor. Onları bırakıp gittiğine göre vardır bir bildiği. Bana kalırsa çoktan uzaklaşmıştır buralardan. Gelsinler de beni yakalasınlar diye bekleyecek hali yok. Eğer saklandığı yeri öğrenecek olursan bana haber ver. Karşılığını fazlasıyla alırsın. Tamam, eyvallah. Silahsız. Tehlike işareti. Bu dünyada çok acı gördüm. Çok da güzellik. Ama artık tek bir dileğim kaldı. İntikam. İlk defa böyle bir konuda seninle beraberim Candar. Kızımızın intikamını al. Bu iş yasanın değil mi baba? Siz neden üstleniyorsunuz? Çünkü kızım ancak bir kurt, başka bir kurt gibi düşünebilir. Jandarma onu bugüne kadar bulamadı. Besbelli yardım edeni var. Ama benim şansım daha fazla. Artık bu işi kendime amaç edindim. Candaran, sana yazık be. Elini ne diye bulacaksın ki adi bir katilin kanına? Bulayacak elbet. Gerekirse ben de bularım. Diyelim ki Ceylan'ımı benden aldı. Jandarmanın bulamadığını siz nasıl bulacaksınız baba? Adamlarım dört bir yanda kulaklarını dikmiş bilgi topluyorlar. Ali Kirman yakın zamanda köyde gizlendiği evi terk edip dağlara dönmüş. Bir barınağı varmış ama nerede olduğunu kimse bilmiyor. Gerekirse bütün yüreği hallaç pamuğu gibi atar, onu gene de bulurum. Yaşar, Ali Kirman'ın yerini bul. Hemen Candara'ya haber verelim. Tamam. Buldunuz ha? Tabii, ne zannettim? Gidelim. Sultan, ne işin var burada? Ali Kirman, buradan hemen git. Babam seni bulacak. Gidiyorum. Neden yaptın bunu? Ceylan'ı neden öldürdün? Ben yapmadım. Ne yapmış olursam ol. Seni seviyorum, biliyorsun. Dünyada hiçbir şey beni seni sevmekten alıkoyamaz. Şaraphaneye gittiğimde o ölmüştü. Katil ben değilim sultan. Ama savcıya gönderdiğin o itirafname. Seni kurtarmak için yaptım. Ben zaten cinayetten aranıyorum. Yakalandığım an her şeyin sonu gelecek. Aman Allah'ım. Benim için yaptın ha. Benim serbest kalabilmem için suçu üstlendin. Evet. Ben de kendime hep bunu yapanın sen olup olmadığını sordum. Ben mi? Sen de benim yaptığımı mı düşündün? Evet. Tanrım, bunu yapan bir başkası. Evet, bir başkası.
Beni kurtarmak için kendini tehlikeye attınsa... benim de senin için yapabileceğim bir şey vardır elbet. Senin yerine babamın adamları tespit etmiş. Kaçmalısın. Bulamadım. Elimizden kaçırdım. Yaşar'a haber verelim. Ağam, Ali Kirman'ı yakalayamamışlar. Ellerinden kaçırmışlar. Defolun hadi. Sen buraları nereden biliyorsun? Çocukluğumda kızlarla hep burada oynardık. Burası kimsenin aklına gelmez, merak etme. Niye bana bu kadar yardım ediyorsun? Benim için önemlisin. Sana kötü bir şey olmasına izin vermem. Bana hiçbir borcun yok. Borcum olduğu için değil. Ama sana sevdalandım, biliyorsun. Ceylan'ı seçtiğin için kahrolmuştum. Burada fazla kalamam Sultan. Senin başın da belaya girer. Arama işi biraz tavsayınca kaçmam gerek. Ben her şeyi düşündüm. Bak, yine savcıya hitaben bir mektup yazacaksın. Bu mektubun Suriye'den buraya postalanmasını sağlayacağım. Suriye'den mi? Nasıl? Orada tanıdığım birileri var. Sen her şeyi bana bırak. Kafam karıştı ya. Ne oldu anlamadım vallahi. Bu Ali Kirman sersemi kendi mektup yazıp ben öldürdüm demiş savcıya. Ulan insan yapmadığı işi yaptım der mi? Ne menfaati var? Kafayı mı yemiş? Vardır bir bildiği Hamza Kaya. Ali Kirman senin benim gibi cahil değil. Okumuş bir genç. Evet, geldim işte. Anlat bakalım. Neymiş şu hayatımıza doğacak olan güneş? Merhaba, hoş geldin Candar Ağa. Bize biraz izin verir misin? Candar Ağa ile yalnız konuşmak istiyorum. Ben onun yabancısı değilim. Hem zaten konuyu da biliyorum. Lütfen Nilüfer. Öyle daha rahat edeceğim. Pekala. Buyurun, oturalım Candar Ağa. Çok sarsılacaksınız. Evlat acısından da mı sarsıcı? Oturun lütfen. ...22 yıl önce evliydiniz. Öyle değil mi? Sultan'la Ceylan henüz küçüktüler. Esma fidana hamileydi. İstanbul'a gittiniz. Bir iş için. Uzunca kaldınız. Orada bir aşk yaşadınız. Bir macera. Sen bunları nereden biliyorsun? Sonra yine buraya. Ailenize döndünüz. Ve İstanbul'daki sevgiliyi de o kısa macerayı da unuttunuz. Oysa
kızın rahminde bir tohum filizleniyordu. Bir oğlan, sizin oğlum. Yeter! Ne biçim bir oyun bu? Böyle şeyler söylemeye nasıl cesaret ediyorsun? Bu bir oyun değil, gerçek. Oğlunuz doğdu. Ama siz hiç bilmediniz, tanımadınız. Adını Can koydular. Yalan. Hepsi yalan değil mi? Beni oyalamak için bunları uyduruyorsun. Acımı unutturmak için. Hepsi doğru Candara. Hepsini kulaklarımla duydum. O atsız sevgili sonraları Halil adlı bir adamla evlenmiş. Adam çocuğu nüfusuna geçirmiş ve ona babalık etmiş. Annesi bir iki yıl önce ölmüş. Şimdi baba oğul baş başa kalmışlar. Anlattıklarının tek kelimesine bile inanmıyorum. Bunların hepsini Hicran adında yaşlı bir kadın Esma Hatun'a anlatırken duydum. Esma Hatun'a mı? Evet. Ama sizden gizleyeceğini tahmin etmiştim. Candar, seni merak ettim. Yeni mi geldin? Ne var? İyi misin? Demek benden sakladın. Neyi? Ne demek istiyorsun? Biliyordun ve benden sakladın. Anlamıyorum. Neyi sakladın? Anlıyorsun. Ne demek istediğimi biliyorsun. Candar, beni korkutuyorsun. Bir oğlum olduğunu, böylesine bir gerçeği benden sakladın. Hep bu anın gelmesinden korktum Candar. Nasıl yaparsın Esma? Benim hayat damarlarımı kesmek gibi bir şey bu. Beni affet. Ama korktum. Seni kaybetmekten korktum. Senden başka hiçbir şeyim kalmadı Candar. Düşün. Bir oğlan. Bir erkek evlat. Yetişkin kocaman bir delikanlı. Benim kanımı taşıyor. Benim genlerimi. Ve birbirimizden haberimiz bile yok. Sayın savcı çağırıyor da ne demek? O beni nasıl ayağına çağırabilir? Ben bu aşiretin reisiyim. Haberiniz yok mu? Aldığımız emir böyle efendim. Ceylan Bediroğlu cinayetiyle ilgili olarak ifadenize başvurulacak. Benim bu konuyla ilgim yok. Bediroğulları ile görüşmüyoruz bile. Kahyanızla birlikte hemen savcılıkta bekleniyorsunuz Hepsin Hatun. Lütfen buyurun. Bir itirazınız varsa emniyet müdürüne ya da savcı hanıma yaparsınız. Efsun Hatun'la Kahya'yı getirdik sayın savcı. Tamam, içeri yollayın. Buyurun. Göreviniz hayırlı olsun. Pek de genç misiniz? Konumuz benim yaşım değil Efsun Hatun. Cinayet. Acemi olduğunuz da hemen anlaşılıyor. Eğer bir kahve içmeye konağa gelseydiniz orada rahat rahat konuşurduk. Misafircilik oynamıyoruz. Size bazı sorularım olacak. Bunlara cevap vermek zorunda mıyım? Evet. Biraz ayıp olmuyor. Ben Şirzatların hanımasıyım. Aşiretin reisi. Yasalar karşısında herkes eşittir. Derlerse de inanmayın. Oturabilirsiniz. Size demedim. Hı? Bir araştırma yaptık. Cinayeti işlediğini itiraf eden kaçak katil Ali Kirman'la yakın döneme kadar işbirliği içindeymişsiniz. Bir süre yanımızda çalıştı, evet. Ama buna işbirliği denmez. Ailesi bizim aşirettendi. Candar Ağa'dan da çok çekmişlerdi. Efsun Hatun'u o kadar uyardım. Ali Kirman'ın tehlikeli biri olduğunu biliyordum. Ona asla güvenmemeliydik. Sonunda da yaptı yapacağını. Ali Kirman'a karşı neden bu kadar kin duyuyorsunuz? Kin mi? Yok canım. Neden duyayım? Pek kanım ısırmadı o kadar. Sen önce Ceylan Bediroğlu'nun öldürüldüğü gece nerede olduğunu söyle bakalım Hamza Kahya. Bir dakika. Bir dakika Candar Ağa. Vallahi buraya şak diye bayılırım. Başınıza iş açarım. Sahi mi söylüyorsun Candar Ağa? Bir oğlan ha? Evet.
bir aslan. Adı Can. Ama o bir Bediroğlu olduğunu bilmiyor. E ne duruyoruz ağam? Hemen gidip söyleyelim, alıp getirelim buraya. Keşke o kadar kolay olsa Abdurrahman. Çocuk şu anda başka birini bababiliyor. Ben onun için bir yabancıyım. Ne diyecek, ne tepki gösterecek bilmiyorum. Yahu insan babasına kavuşunca ne tepki gösterirse o da öyle bir tepki gösterecek işte. Peki ağam, yerini yurdunu buldun mu? Elif izini bulmuş. Elif mi? Vay canına. Nereye böyle? Candar'ın oğlunun yerini tespit ettim, onu götürüyorum. Eğer baba oğul kavuşacaksa senin aralarında işin ne? Candar benim de kendisiyle birlikte gitmemi istedi. Ne çabuk da Candar oldu. Neyin var senin? Niye tedirgin oluyorsun? Tedirgin falan olduğum yok. Ama senin fazla işgüzar davrandığını düşünüyorum. Ben de senin biraz kıskançlık yaptığını. Yeter artık savcı hanım. Saatlerdir bizi sorguya çekip adi birer suçlu muamelesi yapıyorsunuz. Herkesin eşit olduğunu iddia ediyorsunuz ama siz hiç de öyle davranmıyorsunuz. Ya hangi konuda? Bu bölgenin Ali Kıran başkeseni olan Candar Ağa'ya özel muamele yapıyorsunuz. Niçin bize yaptığınız gibi onun da üstüne gitmiyorsunuz? İşimi sizden öğrenecek değilim Efsun Hatun. Lütfen haddinizi bilin. Ayrıca Candar Bediroğlu'yla pek kısa bir zamanda kaynaştığınızı da kimse duymadı zannetmeyin. Vekil Bey de gelmek istedi. Ama ben heyecanımı, duygularımı kimsenin görmesini istemiyorum. Avanus'a 2 yıl önce gelmiş. Halil halı üretmeye başlamış burada. Ya Can? Can geleli 6 ay olmuş. İsviçre'deki okulu bitirince buraya babasının yanına gelmiş. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Hoş bulduk. İpek alı bakıyorduk. Olur. Ladik mi, hereke mi? Hepsini görmek istiyoruz lütfen. Tabii. Çocuklar ipekleri açın. Ben Amerika'da yaşıyorum. Birkaç parça götürmeyi düşünüyorum. Vaktiniz varsa üretimde güzel 2 alımız var. Tezgahtan 15 güne kadar çıkar. Görebilir miyiz? Tabii. Can! Geliyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Aa, ben sizi tanıdım. Candar Ağa değil misiniz siz? Evet. Candar Bediroğlu. Namınızı duydum. Baba, Candar Ağa bu bölgede önemli biridir. Adınızı ben de duydum. Sevindim tanıştığımıza. Ben de. Hadi bakalım Can, misafirlerimize tezgahları gezdir. Buyurun efendim. İyi bir tüccar olacaksın sen. Teşekkür ederim. 15 gün sonra halılar hazır değil mi? Hazır. Merak etmeyin, ben size ulaşırım. Güle güle. Ne oldu oğlum? Tamam baba, Candar Ağa 2 halıyı da aldı. Kapara aldın mı? Baba, yoldan geçen biri değil ki o. Sözüne tüm yöre halkı inanıyor. Oğlum, tüccar olamayacaksın sen. Thank you.
Ah, Esma. Ah. Asr-ı Bedir'deyim. Onu demiyorum. Hangi alemde yaşıyorsun sen? Benim, sultanım, Nurcan'ın varlığından haberdar mısın? Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun sen kadın? Ömrümce bir erkek evlat özlemi çektim. Ve tamamen umutlarımın kırıldığı bir anda Allah'ın onu bana çoktan bahşetmiş olduğunu öğrendim. Lanet olsun. Lanet olsun onu öğrendiğim gibi. Esma. Evet, lanet okuyorum. Çünkü artık başka hiçbir şeyin umurunda olmadığını görüyorum. Şunu bil ki beni ayakta tutan, yaşama bağlayan yalnızca budur. Seni hiç tanımayan bir çocuktan ne bekliyorsun ki? Seni sevmesini mi? Sana yakınlık duymasını mı? Onun için bir yabancısın. Ve hep öyle kalacaksın. Hayır. Evet. Bu imkansız aşk gibi bir şey anlasana. Bir gün ona babası olduğumu anlatacağım. Ve o ne yapacak biliyor musun? Senden nefret edecek. Kaçacak senden. O çocuk hiç sana ait olmadı Candar. O başkasının oğlu. Ve hep öyle kalacak. O benim oğlum. Tamam, artık bütün sorunlar bitti. Suriye'den yola çıkan mektup yerine ulaştı. Seni kimse aramıyor artık. Çok akıllı bir kızsın. Çok da cesur. Senden tek bir şey istiyorum Ali Kerim. Söyle. Nereye gidersen beni de götür. Artık buralarda kalamam. Hele sensiz. Sultan. Biliyorum. Beni sevmiyorsun. Sadece kardeşçe, dostça duygular besliyorsun. Ama şimdilik bana bu da yeter. Göreceksin. Ben de zaman içerisinde kendimi sana nasıl sevdireceğim. Bunu başaracağım Ali Kerim. Az önce Suriye'den bir mektup aldım. Bunun benimle ilgisi ne? Aynı kişiden geliyor. Firari katil Ali Kirman'dan. Yine el yazısıyla yazmış. Suriye'ye kaçmayı başarmış. Oradan da başka yere geçecektir. Onu başına aramayın Candar Ağa. Kuş çoktan uçmuş. Yalnız bence yapılacak bir şeyler vardır herhalde. Suriye ile aramızda suçluların iadesi anlaşması var. Ama doğrusu uyguladıklarını söyleyemem. Cinayet evrensel bir suçtur. Interpol diye bir şey var. Onu bulurlar. İnşallah. Ama fazla ümitli olmayın. Bana bak Abdurrahman. Ben bu Ali Kirman'ın Suriye'ye kaçtığına inanmıyorum. Sanki hala yakınlardaymış gibi. Çok kötü şeyler olacak Abdurrahman. Bu ova kana bulanacak. Candar Bediroğlu'nun kızını öldürmenin ne demek olduğunu herkes görecek. Onların 7 sülalesini bitireceğim. Bu ova kana bulanacak. Yahu Candar Ağam, senin intikamın yerde mi kalır sanıyorsun? Hem sen niye elini kana bulayacaksın ki? Öyle ama yok Abdurrahman. Eğer ona dersini vermezsem nerede kaldı benim babalığım? Nerede kaldı ağalığım? İçim daralıyor Abdurrahman. Bunca zamandır Bediroğullarını koca aşireti idare ettim. Yolu yok. O Ali Kirman'ı dünyanın öbür ucuna da gitse bulup bitireceğim. Beni tam 1,5 saat emniyete tuttuklarını biliyor musun? Hemen panikleme. Kendine hakim ol biraz. Tabii. Öyle ya. Sana göre bir şey yok. Ne olursa bana olacak. Saçmalama. Kimseye bir şey olacağı yok. Bu savcı kadın bizimle uğraşıyor. Görmüyor musun? Başımıza bir iş açacak. Adım gibi eminim. Hadi. Bırak kuruntuyu. Beni koru Evsun. Ben senin için kendi hayatımı tehlikeye attım. Sen de beni kanundan korumak zorundasın. Bugün benden kan ve doku örneği aldılar. Savcı hanımın talimatıyla. Ya. Nedenmiş o? Çünkü Ceylan'ın tırnakların arasında bulunan doku örnekleriyle karşılaştıracaklarmış. Bu kötü işte.
Eğer başıma bir iş gelecek olursa seni ele veririm Efsun. Ne demek? Beni bir tetikçi gibi kullanıp da köşeye atacağını sanma. Eğer bana yardım etmezsen savcıya her şeyi anlatırım Efsun. Saçmalama. Sana bir şey olmasına elbette izin vermem. Hoş geldin Candar. Hoş bulduk. Kızlar nerede? Nurcan odasında. Sultan daha gelmedi. Ne demek gelmedi? Nerede? Bilmiyorum. Gündüz çıkmış. Esma Hatun. Aklınızı başınıza toplayın. Burası Kasr-ı Bedir. Bu kızlar da Candar Ağa'nın kızları. Neredesin sen? Biraz hava almaya çıkmıştım. Göremediydim. Benim tepemi attırmayın. Bir daha eve geç kalmayacaksın. Ama baba. Hala konuşuyor bak. Çekil karşımdan. Yaşar. Buyur ağam. Gözün sultanın üzerinde olacak. Nereye giderse takip edeceksin. Emredersiniz ağam. Nedir sorun canım? Yaşlı amcayı ikisi birden vuruyordu. Dayanamadım. Ne anladı? Vaktin var mı canım? Var. Gel benimle. Bu Zozan'ın oğlu Sahra. Hadi. Zozan? Hayatındaki en değerli varlık. Atlara çok önem veriyorsunuz. Sen sever misin atları? İyi binerim. Gençliğimi görüyorum. Her zaman her şeye hazırlıklı olacaksın. Birden boş bulundum. Silah oyuncak değildir evlat. Elindeyken hiç boş bulunmayacaksın. Sana kim öğretti silah kullanmayı? Babam, o da iyi nişancıdır. Bunu ne yapayım? Benim armağanım olarak sakla. Babamdan bana yadigardır. Pardon. Alo, merhaba baba. Tamam, hemen geliyorum. Benim gitmem lazım Candar Ağa, babam çağırıyor. Keyifli zaman geçirdim. Teşekkür ederim. Can.
Bunu unuttum. Güzel at biniyor. İyi silah kullanıyor. Bileğine sağlam. Yani tam bir Bedir oğlu. Candar Ağa'nın oğlu başka nasıl olabilir ki? Bütün bunlar yeter mi onu tanımama? Onu bağrıma basmama? Oğlum dememe yeter mi? Sen değil misin ki evsizlere ev kuran, babasızlara babalık yapan? Bunun da üstesinden girilsin be Candar Ağa. Yorgunum Abdurrahman. Kolay mı sanıyorsun bunca yükü taşımak? Kolay mı sanıyorsun yıllar sonra öz oğlunun karşısına çıkıp ben senin gerçek babanım demek? Hemen geliyorum. Hayırdır ağam? Ben çıkıyorum Abdurrahman. Neyin var? Kötü görünüyorsun. Çözmem gereken bir iş var. Onu düşünüyorum. Sana yardımcı olmamı ister misin? Hayır. Tek başıma halletmeliyim. Pekala. Neresine sağım? Doğduysan toplayayım. Dur Candara, sakin ol. Kötü bir niyetim yok. Senin beynini dağıtacağım. Baba yapma ne olur. Sen konuşma, çekil şöyle. Hayır baba, bunu yapamazsın. Ali Kirman'a dokunamazsın. Sana aradan çekil dedim. Yapamam baba. Sultan! Yapma. Ben onun çocuğunu taşıyorum.